Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Eşer Karşınızda yepyeni bir Rise of Kingdoms videosuyla birlikteyim. Biliyorsunuz iki gün önce çok e, büyük bir yayına imza attık. Ekrem abinin, Baba Teci Atatürk'ün, işte Gökhan'ın, Metin'in e, hatta konuklarımızın katlı, katkılarıyla birlikte sizinle hayallerimizi falan paylaştık. Şimdi bu yayın e, tabii ki süre olarak baktığımızda 2 saat 48 dakika. E, 2 saat 48 dakikalık süre iyi tamamen izlemek istemeyen olabilir zaten çoğunluğu muhabbet şeklinde e, geçtiği için e, ben bu videoda bu yayının özetini yapmak istiyorum yanlış yanlış yorumlanan şeyleri düzeltmek istiyorum biraz art niyetle yanlış yorumlayan insanlar var e, biraz da yanlış anlayıp yanlış yorumlayan insanlar var e, farklı eleştiriler var ve e, belki de o 3 saatlik 3 saate varan o yayının tekrarını izlemek istemeyenler için de ben burada bir özet çıkarmak istiyorum böylelikle hani ne yapmak istediğimize daha ne yapmak istediğimizi size daha net bir şekilde aktarmış olacağım ve daha ne, ne yapmak istediğimizi siz de daha kısa sürede daha e, hızlı bir şekilde anlamış olacaksınız diyebilirim ama önce sponsor zamanı. Oynadığınız diğer strateji ve MMO oyunlarında bir türlü tutunamadınız mı? Yeni ve farklı bir mı arıyorsunuz. Daha sakin, daha rahat oynayacağınız bir oyun mu arıyorsunuz? O zaman size The Ant, Underground Kingdom'dan bahsetmeme izin verin. Hiç alışık olmadığınız karınca teması ile büyüleyici bir dünyaya adım atmaya hazır olun. İşçi karıncalarınız ile yuvanızı büyütün ve kaynak toplayın. Kraliçenizi geliştirin, asker karıncalarınızı eğitin ve diziliş oluşturun. Yumurtaları çatlatarak özel karıncalar edinin ve onları asker karıncalarınızı komuta etmesi için görevlendirin. Bir birliğe katılın, sosyalleşin ve yardımlaşın. Amansız savaşlara omuz omuza birlikte göğüs keyin. Benim bağlantım üzerinden oyunu indirirseniz bu gördüğünüz hediyelerin tümüne sahip olabilirsiniz. Ayrıca size özel olarak paket alımlarında %50'ye varan indirimler ve kuponlar var. Açıklama veya yorum kısmındaki linke tıklayarak sayfaya gidin. Sayfanın en altına gelin. Halihazırda Huawei kullanıcısıysanız soldaki butonu, Huawei dışında herhangi bir Android cihaz kullanıyorsanız sağdaki butona tıklayın ve yönergeleri takip edin. Huawei AppGallery ve ardından HMS Core uygulamalarını indirin. Huawei kimliğinizi oluşturun. Daha sonra da AppGallery üzerinden The Ants oyununu indirin. Artık size özel ödülleri toplayabilir, indirilmenizi ve kuponlarınızı kullanarak oyuna müthiş bir başlangıç yapabilirsiniz. Ülkece yaşadığımız döviz problemi nedeniyle Huawei AppGallery tüm uygulamalar ve oyunlar için gerçekten büyük nimet. Kullanın, kullandırtın. Ayrıca tüm oyunların kampanyalarından ve hediye kodlarından haberdar olmak için AppGallery'nin Discord sunucusuna katılmayı da unutmayın. Sevgiler. Pekala, önce size ne yapmak sizin yani oluşturacağımız krallığın tam olarak nasıl olacağını anlatayım. O yayında da anlattık vesaire ama e, bu yayında da, e, bu videoda da anlatayım ki hani kısa özet amacını gerçekleştirmiş olsun. Öncelikle oluşturmak istediğimiz krallık yüzde daha yani çoğunlukla Türklerden oluşacak ve Türk yönetiminden oluşacak tabii ki. E, bu zamana kadar tabii ki birçok Türk krallığı kuruldu ama birçoğu da e, B Seed'den yukarıya geçemedi yani. Biz A Seed'in ortalamasından başlayıp yüksek A Seed'e doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani güzel, güçlü e adından söz ettirecek bir kralla e ulaşmaya çalışacağız. Ve e Imperium'a çıkmak açıkçası istemiyoruz. Imperium büyük dert, Imperium problem. Göç alıp almama durumu problem. Gö Imperium'dan düşemezsen insanlara asker sildirtemiyorsun falan. O yüzden hani ee, A krallığı olmak e, ortalama ve ortalama üzeri bir A krallığı olmak bizim için e, oldukça iyi olacağına karar verdik. Zaten şöyle seedlere, torbalara bakacak olursanız eğer mesela B, B seed 13.800 ile başlayıp 11.600 ile bitiyor. C seed 11.600 ile başlayıp 9.600 ile bitiyor. Yani aralarında iki sadece ikişer B güç farkı var. B ile D Seed, seed arasında sadece ikişer e, B güç farkı oynuyor. A Seed'de ise e, durum çok farklı. A sit yani Imperium'lar da A, A Seed olarak geçiyor. Imperium'ları geçiyorum. Imperium'larla boş verelim. Abi Asit krallıklar 22B ile başlıyor. Hatta 21 bile diyebiliriz. Asit krallıklar 21B ile başlıyor 14'e kadar Asit krallık var. Yani bu 7B'lik bir güç farkı demek. Yani düşük A farklı bir şey, orta A krallığı farklı bir şey, yüksek A krallığı farklı bir şey. Dolayısıyla A Asid krallık olduğumuzda, Asid krallık olduğumuzda da yine gücümüze dikkat etmemiz gerekiyor ama e, şu anda mevcut Türk krallıkları B seed'de, C seed'de, D seed D -Sid'de de oynayan böyle 20 kişilik falan Türk grupları oynuyor mesela D seed'de krallık. E, onlar da gücünü çok düşük tutup D seed'de kalıp D seed'deki krallıklarla savaşıp D seed'deki e, krallıkları e, inaktif, ölü krallıkları yenip eee Yıldız, Be beleşe yıldız kazanıyorlar ve hadi yıldız önemli değil, o tarç kazanıyorlar. Tiran kazanıyorlar mesela, KvK kazanıyorlar. KvK ödülleri o kadar iyi değil yani, yani en azından Tiran ödülleri oldukça iyi ödüller. Bunu aşağılamak amaçlı söylemiyorum. Gene beni sakın yanlış anlamayın. Ee, inaktif krallıkları yeniyorlar falan değil. Hayır abi bu oldukça iyi bir taktik bu. Bu bir strateji oyunu arkadaşlar. Bunun ezik hareket, iyi hareket şey yok yani ezik hareket diye bir şey yok o da bir stratejidir o da bir yöntemdir o da bir o da mantıklı bir harekettir Allah aşkına lütfen şu tarz şeyleri yanlış anlamayın lütfen ee, dolayısıyla biz bir asid e, krallık hedefliyoruz yani krallık yapı olarak bir tek klan olmak zorunda tek klan olmak zorunda çünkü bu yayında kimleri bir araya getirdik biz? Baba TC Atatürk ve Ekrem abiyi bir araya getirdik. Şu anda Rise of the Kingdoms Türk Community Komünitesi içerisinde oyuna para harcayan en büyük iki para harcayan e, kişiler kendileri, en yüksek para harcayan kişiler kendileri, kraken diye tabir edebileceğimiz hatta levayetan seviyesinde diyebileceğimiz oyuncular bunlar ve bu ikisinin bir araya gelmesiyle aslında bakarsan hani baba, baba yanında beni de getirmiş oluyor, baba yanında beni getirdiği için işte bir yandan da bu hesabın e, ekonomisiyle ilgilendiği için. işte baba iki hesapla gelmiş. Oluyor. Ekrem abi 3 hatta 4 hesapla. 3 hatta 4 hesap, 4 kraken hesapla gelmiş olacak. Ee, onun dışında Metin'in pilotluğunu yaptığı hesap var. Onun dışında işte e, çevreden konuştuğumuz insanlar var. Sadece o yayında toplanmış, toplandığımızda bile, işte Gökhan'ı da sayarsak, sadece o yayında toplandığımızda bile e, kafadan biz 7-8 kraken hesap Kraken derken arkadaşlar benim benim Kraken tabiri şu. Ee, full dağ harbini çeken. Bütün dağ harbilerini çekiyorsun. Teknoloji hulleniyor ya. o benim için Kraken'dir. Ee, o onu Kraken olarak betimliyorum ben. Neden mecburen tek klan krallık? Tek klan olmadan iki klanla da asiydi olabilirsiniz. Gücü düşük tutarsanız. Evet arkadaşlar olabiliriz. Ama burada daha fazla kişi daha fazla ee, Külfet daha fazla yük demek, özellikle biz e, yönetimde olacağımız için e, tek klan olması şöyle daha mantıklı hem yönetim olarak üzerimizden daha az yük atmak hem de biz şu anda oluşturmaya çalıştığımız kla klan yapısı tek krallık yapısı tek klan'dan oluşacağı için e, tek klan tek klan'da işte 150 kişilik kapasite var değil mi? 155 kişilik kapasite var. KVK'da 180'e çıkıyor bu. Neyse önemli değil. 155 kişilik kapasiteyi biz hani kaliteli oyuncularla doldurmak istiyoruz. Bu kaliteli, quality dediğimiz hani e, güçlü hesaplarla ve en azından teknoloji pop, full pop-up, en azından full pop-up ya da ne bileyim pop-up'ın %80'i, %70'i tarzında bir şeyler çeken Hesaplarla Kral oyuncularla doldurmak istiyoruz ee, Şöyle söyleyeyim Tek klanı hala net olarak açıklamadın Yaşar Abi e şu anda Türk krallıkları hani eskiden Türk krallıkları vali sebebiyle dağılırdı. Şimdi vali gibi bir dert yok. Bütün vali komutanları garnizon ve ralliciler, rallilik komutanları olduğu için ve bu garnizon komutanları, ralli komutan, komutanları da çoğunlukla krallığın kraken hesapları tarafından alınacak ve onlar KVK'da ralli açacak. Onlar KVK'da garnizon yapacağı için onlar valileri alırken ee, diğer etkinlikler free for all zaten bu hepimizin hem fikir olduğu şeyler. Ee, onun dışında e, krakenler tabii ki paket çekme konusu. Heh, vali vali krallıkları dağıtırdı eskiden. Şu an dağıtmıyor ama bu dağıtabilir. Ee, o klanda daha çok paket çekiliyor. Bu klanda daha şey ben niye ikinci klandayım? İkinci klanda diye bir şey yok. Bu iki klan birbirine eşit. Ne kadar desen de abi onu o olmuyor ya. Onu bir türlü oturtamıyorsun. Ya ben mesela babayı ve Ekrem abi'yi iki ayrı klana koymak istemiyorum abi. Öyle bir şey olmamalı. Hepsini tek klanda toplarsak zaten ikinci klan olmaz. İkinci klanda kimse kalmak istemez. O yüzden tek klan abi. Bir de ikinci klana da ayrı bir yönetim atayacaksın. Hani oraya da bir R4, oraya da bir lider koyacaksın. Hani bunlar sıkıntı işler. O yüzden Tek klan krallık mis, birbirini tanıyan, birbirine güvenen, birbirinin sırtına yaslayan yani 150 kişiden oluşan klan çok daha mantıklı hem de istediğimiz torbada rahatça oynayabileceğimiz bir krallık oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla ee, madem 150 kişilik, 155 kişilik kapasitemiz var. 150-155 kişilik kapasiteye de quality dediğimiz ee, kaliteli oyuncuları ee, toplamak istiyoruz. Hani... ...özellikle en azından full pop-up çeken... ...şimdi... ...full pop-up low spender demek... ...yine low spender ama yabancılar için low spender... ...mesela Türk low spender dediğin zaman... ...ee... ...KVK için e, şey için... ...Türk low spender dediğin zaman... ...şu anda... ...adam ee, şey aldığında... Ee, ...işte premium sezon kristal tedariğini aldığında... ...ve şu şeyi açtığında, gelişmiş hazineleri kristal görevini gelişmiş hazineleri açtığı zaman bu Türk low spender oluyor abi. Hani e, <laughs> yabancının low spender'ı ama full pop-up alıyor. O low spender oluyor. Yabancı olarak low spender, Türk olarak shark diyelim. Hani e, köpek balığı diyelim. E, Türk e, full pop-up yapan oyuncularla dolduracağız klan. Tahmini 15-20'ye yakın e, 15-20 Kraken oyuncudan oluşacak krallık. Ee, biz şimdi sadece yayında bir araya gelen insanlar olarak zaten 7 kişi falan, 7 hesap falan Kraken çıkıyor. Onun dışında konuştuğumuz dostlarımız, elimizin kolumuzun uzandığı insanlar var. Yani ben kendi nezdimde söylemiyorum. Hani ekip, ya yani bu, bu, grup olarak düşünün. Yaşar gene hani yapıyorsun artistliğini falan demeyin. Hayır abi artistik yapmıyorum. Ne oldu, ne varsa onu söylüyorum. Elimizin kolumuzun uzandığı insanlar var. Onları da falan bir araya getirdiğimizde 20'e 15-20 kraken hesap olacağımızı düşünüyoruz. Bu yapıda 20 kraken hesap ve 135 kişilik bir şey, 135 kişilik bir full pop-up çeken, en azından KVK'larla full pop-up çeken oyuncuları, Türk oyuncuları bir araya getirdiğimiz zaman çok 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 iyi bir krallık olacağını düşünüyoruz. Eskisi gibi şey de yok. Artık herkes oyunu öğrenmiş ve olgunlaşmış durumda. Dolayısıyla bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Böyle bir durumda gerçekten başarısız olacağımızı düşünmüyoruz. Umarım istediğimizi yapabiliriz. Peki şu an ne aşamadayız? Şu an biz işte Gökhan, ben Metin ilginiyoruz bu işle. Çünkü hani bu krallık oluştuğu zaman en nihayetinde hani baba çok çalışkan bir insan. Baba ee, bir sürü işi var. Tabii ki kral olacak. Tabii ki bir iki mail atacak ama ondan sonra hani krallığı yönetim döndürecek. Hani baba sürekli kral kalmayacak. Baba hatta çok nadiren kral gözükecek diyebiliriz. Bizim hepimizi bir araya getiren kişi baba zaten. Eee, asıl kral odur. Babadır kral yani. Eee, ve biz e, yönetim olarak artık yönetimi belirlediğimiz zaman o yönetim ilgili yönetim yapacak bütün bu işleri işte e, krallık işlerini vesaire. E, baba, e, yani siz düşünseniz yani baba krallık babanın vali sıralayıp krallık mail attığını düşünseniz öyle bir şey mümkün mü? Değil tabii. ki. E. Sonra biz e, şu anki aşamamızda ne aşamadayız? Şu anda biz e, yardımcı arkadaşları topluyoruz bir araya. Bu yardımcı arkadaşlar şu anda bize biz ee, yakında duyuru yaptığımızda işte diyeceğiz ki şu Discord'dan başvuruları alacağız size bir Discord linki vereceğiz ve size diyeceğiz ki şu Discord'dan başvuruları alıyoruz. Biz bu yardımcı arkadaşları topluyoruz bir araya ve hani sizinle ilgilenecek, sizinle birebir görüşecek, sizden e, yapmanızı yapmanız gerekenleri size anlatabilecek şeyleri isteyecek. Şu an yani şu anda Böyle bir oluşumda yer almak isteyen ve yer, alma, yer almak için can atan insanları e, listeleyeceğimiz bir e, şeye giriyoruz. Aşamaya doğru gidiyoruz. Zamanı geldiğinde biz e, formdu, bir Discord linkiydi bu tarz şeyler paylaşacağız. Hiç merak etmeyin. Şu anda şu anki aşamada yani sizinle ilgilenecek insanları ayarlamaya çalışıyoruz. E, şu anda da o konuda yol kat etmeye başladık. Hiç merak etmeyin. Yani Ba çalışıyoruz yani. <laughs> çalışıyoruz. Peki. Ee, şimdi biraz da çevreden duyduğum ve e, şey eleştirilere ve merak edilen sorulara gelen. Birincisi yabancı olmayacak mı kralda? Krallıkta. Full Türk mü olacak? Abi ben full Türk olmasını çok isterim. Canı gönülden isterim. Ama e, yabancı da olsun. Olacak. Olacak. Mesela babanın güvendiği ve babayı takip etmek isteyen Jin'in güven, Jin Brave'in güvendiği ve Jin Brave'i takip etmesi etmek isteyen 1429 krallığında falan o zamandan kalma çok kalifiye, çok kaliteli oyuncular var. Ee, onları araya getirmek isteriz. Onları getirmek isteriz. İşte e, Metin'in pilotluğunu yaptı. Koreli hesap. Bu arada Metin'e pilot diyoruz ama Metin asıl sahibi gibi hesabın o Koreli eleman işte o sesini yine falan girip oynuyor. Ee, geri kalan tüm zamanı Metin ayırıyor hesaba. Arada giriyormuş 3-4 saat savaşıyormuş. Ha bizim hakkındaki görüşleri de şu hani baba nereye giderse ben de oraya ba Koreli diyor ki gitmemiz lazım diyor. Baba gitmiyor mu? Hani nereye gidiyoruz baba diyor. <laughs> Öyle söylüyor yani. Ve o Koreli'nin de arkadaşları var. Açıkçası yani bizi takip etmek isteyen ee, ufak bir Koreli grup var. Bizi takip etmek isteyen ufak bir yine Amerikalı, Avrupalı bir grup var. Ee, tahmini bir 15-30 kişi arası. Ee, yabancı oyuncu alacağız muhtemelen krallığa. Ee, bu buradan şunu doğuruyor. Yaşar hiç Osis Ligi düşünmüyor musunuz? Ya ben... Benim için en mükemmeli, dediğim gibi... Ee, şu anda Ekrem abinin en... Ekrem abinin krallığı 3281 ve 3281 krallığı ıı, gelecek sezon o ses liginde Sobek diyarında olacak. Hazır krallık da Ekrem abinin elinde istediğimiz gibi istediğimiz ıı, hazırlığı da yapabilir Ekrem abi ve oradaki ekibi. Iı, bizim için istediğimiz hazırlığı da yapabilir. Düşündüğümüz zaman hani o ses ligi olacaksa da ya yani en azından şansımız olsun e, Sobek şampiyonluğu bence kesin diye düşünüyorum. Böyle bir ekipten Sobek şampiyonluğu kesin diye düşünüyorum. Yabancılar o zaman ne olacak o liginde. Abi yabancıları muhtemelen biz bir araya getiririz. İşte Koreli Tayfa ile ee, Amerikalı Avrupalı tayfayı bir araya getiririz. İngilizce konuşanlarla Korelileri falan böyle bir araya getiririz ve deriz ki işte bir kanadı yabancılarla bir karalı Koreliler şey bir, bir karalı Amerikalı Avrupalı oynasın bir kanadı. Bir kanadı Koreliler oynasın. İşte siz de bir Osis Ligi takımı olun şeklinde. Ee, bir oluşuma gidebilir onlar. Ama bizim o Ligi takımımız full Türk'ten oluşur. Arkadaşlar, yayında biz rol play yaptık, e, yaptığımız rol play yani asker selam ile açtık yayını ve e, yayın sonunda da bir selamımız vesaire oldu. E, buradan böyle bir yine üf, ulan milletin duygularına mı oynuyorsunuz? ne Türk Türk'ün gücü falan şeklinde hani biz, bizi böyle şey zannedenler olduysa da hayır arkadaşlar biz gayet ee, normal insanlarız ırkçılık falan yok bizde hani Türk'ün gücü falan şeklinde bir yola Tabii ki gireceğiz ki aramızda yabancılar da olacak yani ee, orada yaptığımız şey aslına bakarsanız hani biz bir krallık kuruyoruz bir rol play yaptık yani bir tiyatro oynadık orası ee, yayın açılışında asker selamı durduk ee, bunun sebebi de biz artık Türk askeriyiz şeklinde hani Artık askeriz, ee, yakında bu, bu, bu Türk Krallığı'nda askerleri olacağız sebebiyleydi. Ee, benim selamıma takılanlar olmuş. Yaşar hiç askere gitmedin mi? Bu O nasıl selam şeklinde? Evet, gerçekten askere gitmedim. <laughs> ben askere gitmedim, 30 yaşındayım. Ee, kilodan dolayı maalesef çürük aldım. Ee, askere gitmedim. Gerçekten hani kimse bana bu zamana kadar e, asker selamı vermeyi öğretmedi. Ee, ama bildiğim kadarıyla yaptım işte. Hani bunu bu konuda yapacağınızı eleştiriler Kabulümdür. Yani bu konuda hiçbir şey diyemem. Haklısınız. Ee, onun dışında... ha Şeye gelelim. Ya şurada e, bir yorum var. Aslına bakarsanız bu yorum... Birçok e, dışarıdan bakış açısında... Dışarıdan bakılan... E, dışarıdan bakıldığında... Antipatik gelen şeylerin... Bir araya toplanmış hali bu yorum. Ee, o yüzden ee, bu yorumu okuyarak devam edeceğim. Ben bu kadar ağır hakaret görmedim. Şu paketi full çeken, bu paketi full çeken varsa gelsin. Gerisi gelmesen, gelmesin. Ne kadar dışlayıcı bir tabirdir. Ayıp bence. Şimdi, ee, eğer ben... Dersem ki herkes gelebilir. Dediğim gibi tek klan bir krallık oynuyor olacak ve tek klan bir krallık olduğunu düşündüğümüz zaman sadece 155 kişilik kapasitemiz var ve şu anda şu anda bile gelecekleri düşündüğümüz zaman ...aslına bakarsanız bunun 40 kişilik kapasitesi dolu. Ee, yabancıları düşündüğümüz zaman, bizleri düşündüğümüz zaman neyse bu 40 kişilik kapasite şu an bile dolu. Ee, peki ben herkes gelebilir desem ne kadar başvurulacak? Nereden baksan nereden baksan 5000 6000 10 5000 kişiyle falan uğraşacağız arkadaşlar. Benim izlenmeleri falan düşündüğünüz zaman 5000 kişiyle falan uğraşacağımızı düşünüyorum. 5000 uğraşmak kelimesi sert olarak algılamayın lütfen. 5000 kişiden başvuru gelecektir. 5 bu da 5000 kişiyi değerlendirmek demek. Bunu yapabilecek bir şey yok. O, 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 yüzden e, <laughs> yani bunu anlayışla karşılamanız gerekiyor. 5000 kişiyi değerlendirememi de, değerlendiremeyiz. Ama full pop-up full pop-up paket çeken dersek işte bu değerlendirilecek kişi sayısı 300'e düşer. 300 kişi değerlendirilecek ve full pop-up e, çeken insanlardan 110 kişi falan e, 100-120 kişi falan kolayca değerlendirilip krallığa alınabilir. Bundan yana ben sıkıntı görmüyorum. Bence bu biraz e, yanlış anlaşılma. E, ardı düşünülmemiş. Ben 5000 kişiyi nasıl değerlendireyim ve neye göre değerlendireceğim? Hani 65 milyonluk e, 1 milyon T5 askeri olan hiçbir şekilde teknoloji yapmayan hesapları nasıl değerlendireceğim neye göre değerlendireceğim burada devam edeyim ben senelerdir oynuyorum tek kuruş yatırmadım fakat neredeyse 7.24 aktifim ne var yani paket çekmiyoruz diye gelemiyor muyuz maalesef tam olarak öyle fetih sezonunda 7.24 aktif olsan da hiç para yatırmayan kişinin e, teknolojisiz yapabileceği hiçbir şey yok burada baya hani bilmiyorum oyun bilgisi mi e, Düşük arkadaşın nasıl bir yorum bu bilmiyorum ama e, oyun bilgisi birazcık düşük sanırım. E, Fetih sezonunu ya daha hiç oynamadı ya da oynadıysa da e, çok dev olduğu için bunun farkını pek anlayamamış durumda. A seed bir kurallık, krallık kuracağız diyoruz. Rakiplerimiz de ona göre gelecek. Sonuçta baba, ekrem abi vesaire gibi krakenler bu klanda paket çekecekler. Altın sandık çekecekler. Eee onların sandıklarından falan faydalanacaksınız. Sizin de karşılık karşı olarak bir şey bu gelen kişinin karşı en azından o kaliteye yakın olmaları gerekiyor. Şimdi baba hayrına free to play beslemeye krallık kurmuyor arkadaşlar. Ee, biz savaşmaya gidiyoruz ve herkesten performans bekliyoruz. Rekabetçi bir krallık olması amacıyla. Eee um, ne gelmeyiz o zaman ne yapalım? Otur geçelim devam ediz. Ekmek elden su gölden tabi paketlerini adam çekiyor. Tek kuruş harcamıyor. Bir de oturmuş ahkam kesiyor. Paket çekmeyen gelmesin diye büyük rezillik. Ee, ahkam kesmiyorum. Bu tek başıma aldığım bir karar değil. Bu hepimizin hem fikir olduğu bir karar. İşte Metin, ben, Gökhan, Baba, Ekrem abi vesaire. Bu, e, cin işte hatta. E, bu konuşmalara 1570 kralı Maksum, 2230 kralı Kalit-i Kamil vesaire onlar da dahil oldular. Abi ee, bu hepimizin hem fikir olduğu bir şey. Başarılı bir Türk krallığı yüksek asiyette, başarılı bir Türk krallığı olmak için bu gerekli bir şey. Bu nerede nasıl ahkam kestim bilmiyorum. Hani ee, istenen şey biz beklenti nedir? Direkt bunu anlattım. Hani fark etmez. Bu beklentiyi baba söyleyince bu yorum yapılmayacak mıydı? Muhtemelen yine yapılacaktı. Ne kadar ayıp. Eee bizi neden almıyorsunuz, dışlıyorsunuz diye. Neyse devam edelim. Ha bir de ben paki, benim Ben ben paket çekmiyorum durumuna gelecek olursak. Abi ben ıı, babanın evet hesap he, etti, bana hediye etti. Hesapla oynuyorum oyunu. Ee, hatta bak bak bak. <laughs> YouTube premium'u ödeyememişim. <laughs> <laughs> Yok, o kadar fakir ama bir insan değilim ama e, şöyle söyleyeyim. Ben e, Rise of Kingdoms hakkında e, çok büyük konuştum. Buraya kadar yazarsam burada kanalımda aratabilirim. E, benden bu kadar mıydı lan? Benden lan, pardon. Kendi videomu bulamıyorum. Benden bu kadar. Evet, benden bu kadar bir devre sonu isminde videom var. E, 17 17.000 görüntülenme almış ve baktığımız zaman 30 Ağustos 2022 tarihinde ben ee, as hesabımla oynadığım as hesabımla oyun mil tanesi zamanında alfa dair Wolf olan bu hesabı 93 krallığında bir KvK oynadıktan sonra bırakmaya karar verdim. Çünkü kale kale güncellemesi geldiğinde çok ee, o barbar kalelerinin birliğ, birliğin hediyesine düşen eylem puanını sınırlandırmaları inanılmaz gereksiz bir şeydi. Ulan low spender'lara bak. Allah'ın low spender'larına bak. Full teknoloji falan yapıyorlar bu kaleden gelen eylem puanları sebebiyle. Ya dur biz şunu bir nerfleyelim diye baya acınası rezil bir hareket e, Lilith'ten olarak gördüm ben bunu ve... E, ...ben bu oyunu artık oynanmayacağına karar verip ben bu oyunu burada bıraktım aslında bakarsanız. Evet hala babanın sayesinde oynamaya devam ediyorum. Burada, burada ben dedim ben e, şeye asla... Rise of Kingdoms'a bir kuruş daha kazandırmam lafım hala geçerli. Babanın pilotluğunu yapıyorum. Bu hesabı istediği zaman baba benden alıp başkasına verebilir. Hiç gocunmam. Baba bu hesabı bir gün benden alıp başkasına verse Rise of Kingdoms videosu da canlı yayında yapmayı bırakırım anlamına geliyor. Devam edeyim. Bilgi dersen fazlası Fazlasıyla birçok kişi var, kişi de vardır eminim ondan emin değilim bu arada yukarıdan yani 74 aktif olmak olmanın paket çekmeye karşılık gelebileceğini düşünmüşsün hayır abi Rise of Kingdoms şu anda artık 74 aktif olsam bile asla ee, beti sezonunda teknoloji yapan pop-up paket paket çeken oyuncuların yani o kristal üretimine yaklaşman o teknolojiyi yapabilmen mümkün değil. Ee, o bilgi yok sanırım. Ama bu şekilde insanları dışlamak biraz ayıp. Paket çekmiyor fakat adam aktiftir. 724 oynuyordur. Gayet başarılı. Fikir güzel. Ayrımcılık yanlış. Paket çekmeyeni almayacaksanız öncelikle Yaşar'ı almayın. Cebinden para harcayana kadar ee, sonra diğer insanları dışlarsınız. Evet. Ben cebimden bir kuruş para harcamıyorum Rise of Kingdoms'a. Ee, o yüzden e, bu doğru bir Eleştiri Yaşar'ı almayın. Ama bu hesap şu anda ben oynuyorum. Baba tarafından bana verildi. Bir gün isterse baba benden alır başkasına verir. Ee, hiç fark etmez. Burada e, diyebileceğim bir şey yok. Burada şanslıyım demek dışında başka diyebileceğim hiçbir şey yok. Yani burada sadece şanslıyım. Bir gün babayla bir araya geldim. Ve baba ile ilişkimiz iyi yürüdü, arkadaşlık ilişkimiz falan iyi yürüdü ve bana oldukça güveniyor bu konuda. Mesela bu krallık kurulurken baba her şeyi baba bir araya getiriyor ama herkesin bir araya gelmesini sağlayan reklam yüz, yüz burada baba ama mesela babanın yapamayacağı şeyler var. Bir yönetim belki bütün fabrikalarını satıp <laughs> bütün işini bırakırsa evliliğini bozup işte çocuklarını da yatılı okula gönderirse. <laughs> evet baba bir krallık yönetebilir gerçekten. Ee, arkadaşlar bu hayatsız adamın işi maalesef. Hayat olmayan adamların işi bu iş. Ee, aynı zamanda babanın yap <laughs> babanın yapamayacağı bazı şeyler var. Biz mesela biz içerik üreticileri olarak e, Türk topluluğunda birçok şeyden haberdarız. Kim nerede oyn kim nerede oynar böyle kendini bir şekilde bize belirtmiş insanlar var kendini bir şekilde tanıtmış insanlar var. Dolayısıyla bir konuda yardıma ihtiyacımız olduğunda veya bir konuda bir şey soracağım soracak olduğumuzda elimizin kolumuzun uzandığı yerler var. Örneğin biz krallığa alım yapacağımız zaman biz sizden bir de özgeçmiş isteyeceğiz. Özgeçmişten kastım bu zamana kadar hangi krallıklarda oynadın? Ben bakacağım orada hangi krallıklarda oynamışsın? Hmm, 1006'da oynamışsın ben şu Lord Mazla Furkan'a bir sorayım ya da 16'da bu zamana kadar oynamış Gökhan Gökhan işte tanıdığı 16'dan tanıdığı insanlara ben şu adama bir soruşturayım bu adam hakkında kim ne diyecek falan. Bu şekilde ulaşabileceğimiz insanlar var. Ee, baba da bu yok. Ee, mesela yayında en çok biz konuştuk evet farkındayım. Yani çoğunlukla pilotlar konuşuyor muhabbeti. Ee, ha bir de şey muhabbeti var. Yayında 22 liralık bağışı okuyormuşum. Kendime kraken diyormuşum. Özür dilerim mesleğimi yerine getirdiğim için. Yani <gülüyor> <gülüyor> ee, bu da art niyetli bir düşünce gerçekten. Orada yayıncı olarak benim ee, hani bir şey açıklandığı zaman bir giriş yapılacaksa yayıncı yapar. Bir, bir şey anlatılacaksa, bir açıklama yapılacaksa orada yayıncı yapar. Ya, yani konuklar da bunu onaylar, buna onay eklemeler yapar, bir şeyler yapar. Ee, tabii ki bağış atıldığında okuyacağım. Milyar yani bu işi yaptığın sürece o bağışı okuyacaksın abi. Niye? Ne oldu? Yani <laughs> burada mesela en büyük yayıncılardan Jarein'i e örnek vereyim. Jarein ee, 20 bin izlense de, belki villada otursa da, büyük bir kimleri olsa da, çok para kazansa da, şu an bile yayına atılmış bağışları bitleri okumuyor mu? Tabii ki okuyor abi. Çünkü bu yayıncılığın bir gere, gereği arkadaşlar bunu bunu bu konuda e, gelen tepki çok anlamsız geldi bana. E, ardı düşünülmüyor ya işte biraz art net olunca ardı düşünülmüyor yani. Her neyse. E, herhalde o, o, yayınla alakalı bu zamana kadar gelmiş eleştirileri e, ve krallık yapısıyla alakalı her şeyi detayına kadar konuştuğumu düşünüyorum. E, eksik bir şey varsa yorumlarda belirtin. Yanıt verelim. E, yanıttan yanıttan ya güzel bir soru olursa güzelce de yanıt veririm hiç merak etmeyin. Ama mesela benim 40 defa açıkladığım şeyi sorarsanız ona yanıt vermem yani kusura bakmayın. Her neyse izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Sonraki canlı yayınlarda videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.